Hadi başlıyor sorular. Çalıştığı işte sigortalanabiliyor mu? Parasını vaktinde alabiliyor mu? Çalışma koşulları insani mi? Yani biz vahşi bir ülkede yaşıyoruz. 180 dakika çektiriyorlar bana. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülkede 350 tane yönetmen yok. Yani ben Türk dizisi seyredemiyorum. Gidiyorum mesela içeriye, kızımla bir şey yapıyorum ya da eşimle bir şey yapıyorum. Dönüyorum, 20 dakika geçmiş, sahne aynı hala. Yapımcıların da, yönetmenlerin de, oyuncuların da ve teknik ekibin de içine dahil olmuş olduğu bir birliğin oluşması lazım. Evet, Pandora'nın kutusuna devam ediyoruz. Üçüncü partına devam ediyoruz. Adnan Güler'le beraber toplantımızı yap. Onun fikirlerini aldık konuyla ilgili. Şimdi Oyuncular Sendikası'ndan Serdar Orçin'le beraber bu Anormal TV'de yayına giren Ben Ölmeden Önce adlı bölümün bahsettiği oyuncular, sinema sektörü, yönetmenler ve yapımcıları ilgilendiren, genel anlamda sektörü ilgilendiren sorunları konuştuğumuz programa devam ediyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum bu programı, sadece bu programı seyredenlere. Mutlaka kanalımızda Anormal dizi Ben Ölmeden Önce bölümünü mutlaka seyredin. Çünkü o bölümde geçen konuları burada irdeliyoruz. Bundan önceki toplantımızda Serdar, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Muratçığım. Sağ ol. Bundan önceki programımızda, yani partlarda bir fikir ortaya atıldı. Sevgili yapımcı büyüğümüz Metin Kalkavan, yönetmenimiz Adnan Güler ve senin katıldığınız programda bir federasyondan bahsedildi. Yani şimdi herkesin ayrı ayrı, yönetmenlerin ayrı, oyuncuların ayrı, senaristlerin ayrı ya da set çalışanların ayrı meslek birlikleri var, sendikaları var. Bunların hepsinin aslında birlikte hareket edebileceği bir federasyon fikri ortaya atıldı. Biraz önce ben de Adnan Hoca'ya sordum, bu hiç konuşuldu mu Sinebir'de? Konuşuluyor ama henüz bir adım atılmadı dedi. Sizde durum nedir? Oyuncular Sendikası'nda böyle bir federasyon fikri konuşuldu mu hiç? Beraber hareket edelim şeklinde bir durum oldu mu? Federasyon şeklinde bir üst seviyede bir fikir birliğiyle henüz, yani konuşulsa bile böyle bir hareket geçilmedi böyle bir anlamda. Fakat benzer bir fikir birlikteliği olduğu anlarda beraber hareket edebilmek için bu paydaşların bir araya geldiği, yani birçoğunun bir araya geldiği olaylar yaşandı. Yani en basitinden, yani şu anda birebir mesleğimizin çalışma koşullarıyla ilgili değil de, atıyorum korkunç bir felaket yaşadık mesela deprem mevzundan dolayı. Şimdi hep beraber hareket edebilmenin bu tür büyük olaylarda bir şey oluyor, katkısı oluyor tabii ki. Beraber ne yapabiliriz'i böyle zamanlarda yaşıyoruz. Ya da pandemi zamanı işte hatırlarsın. Bir anda bütün sektör, başta bizim sektörümüz olmak üzere, yani bu iş yapan insanlar adına, kamera önü arkası, sahne performansı, her türlü sahne performansı gösteren insanların öyle bir dönemde birdenbire işleri durduğu, bütün dünya durdu. Fakat bu insanların böyle bir zamanda ne yapacağı, nasıl hareket edeceği, birbirine nasıl destek olacağı ile ilgili hiçbir zaman bir yol haritası çizilmediği için o zamanlarda bununla ilgili bir araya gelindi. Ve bu bir araya geliş tabii ki birçok şeyi gün yüzüne çıkardı diyelim, olumlu ya da olumsuz anlamda. Herkes kendi adına koşulları uygun hale getirmeye çalışırken aslında işin özünde bunun devletle birlikte yapılması gereken bir şey olduğu böyle felaket anlarında ortaya çıkıyor. Yani devletin eli tek elinde değil de devletle birlikte yapılması gerekiyor. Fakat devlet sana şunu şöyle, bunu böyle yap desin de istemiyorsun. Devlet işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili paydaşlarınızla anlaşın. Gelin beraber buna şey yapalım, ortak bir yol bulalım diyor çoğunlukla. Bu zaman, böyle zamanlarda işte anladık ki bizim böyle felaket anlarında illa felaket olması gerekmiyor. İşte daha insani koşulların çalışma alanına girmesi için, maddi ya da manevi anlamda koşulların iyileştirilmesi için herkes tek tek hareket ediyormuş bugüne kadar. Bunu anlamış olduk. Beraber yapmamız gerektiğini anladığımızda da 8-10 paydaşla bir araya geldiğimiz oldu. Fakat böyle büyük bir federasyon şeklinde bir yapı henüz yok. Bunun olursa iyi olacağını tabii ki düşünüyorum. Çünkü kocaman bir sistemin karşısında herkes yalnız kalıyor. Hem yani sendikada olsa, meslek birliği de olsa.
patronların karşısında diyelim, yani parayı verenin karşısında yalnız kalabiliyor. Zaten kişisel bir mücadelenin hiçbir karşılığı yok böyle bir ortamda. O yüzden tabii ki sendikaların ve meslek birliklerinin bir araya gelip bu çalışma koşullarının dünya standartlarında olması için, insanlık onuruna yakışır şekilde çalışabilmek için koşulları birlikte oluşturması gerekiyor, kurallar koyması gerekiyor. Ama dediğim gibi çok zor bir şey herkesin bir araya gelmesi, ama imkansız değil. Ben dediğim gibi 8-10 grubun bir arada yaptığı toplantılara şahit oldum, katıldım da yavaş yavaş ilerleyeceğiz gibi Muratcığım, ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş mı ilerleyeceğiz, yoksa böyle kökten bir çözüm mü gerekiyor? Bu arada pardon, lafını böldüm. Şeyden dolayı, yani bu senin işte bölümünü bence de meslektaşlarımız mutlaka izlemeli. Çok önemli, güzel bir noktaya değiniyor. Yani bir oyuncunun bir anlamda savrulmasının nasıl böyle pamuk ve ipliğine bağlı, mevzulara bağlı olduğunu çok iyi anlatan bir bölüm olmuş. Bıçak sırtı bir iş yapıyoruz yani. İşler bir anda çok iyi gidebileceği gibi bir anda çok kötü de gidebilir. O yüzden işler iyi gittiğinde ya da işlerin iyi gitmesi için sisteme uyumlamak mı gerekiyor? Yoksa uyumlanmayacağım derken tırnak içinde saçma sapan, senin kişiliğine hiç uymayan, istemediğin ya da sadece mesleğinle anılmak istediğin bir ortamda istemediğin şeyleri yapmak zorunda mı kalıyorsun? Kaldığında mı iş bulabiliyorsun? Bu mantıklı mı? Gibi böyle savrulmaların çok rahat yaşanabileceği, insanın kendi varoluş şekliyle izlemek istediği yolu seçtiğinde böyle yapayalnız kalması durumunda ne yapacakla ilgili, evet, çok önemli bir bölüm bence. Yavaş yavaş mı sorusunun cevabı? Keşke daha hızlı olabilse, ama yani ülkemizdeki koşulları hepimizin bildiğini düşünerek öyle söylüyorum, ama böyle biraz yani konuşarak, birbirimizi anlayarak, bir de yavaş yavaş başladı bu işte mesela. Yani birbirimizle, meslek gruplarının birbirleriyle olan iletişimi de yeni başladı diyelim. Yani yeniden kastım şu, bizim sendikamız kurulalı zaten 10 yıl oldu, daha yeni. Hı. Hani buradan yol almak öyle çok kolay olmuyor anlamda söylüyorum. Evet. Yani o biraz da şeye de giriyor. Siyasi istikrar durumuna da giriyor. Yani burada siyasi istikrar derken politikadan şeyden bahsetmiyorum. Siyasi partilerden vesaire bahsetmiyorum. Ülkenin kültüründen bahsediyorum. Siyasi kültüründen bahsediyorum. Yani 1910'larda Amerika'da hemen kurulan o meslek birlikleri, sinema sektörünün gelişmesiyle beraber hemen kurulan sinema sektörü 1920'lerin sonuna geldiğinde o büyük buhrandan en az etkilenen, hatta o büyük buhrandan çıkılmasını sağlayan bir önemli bir rol oynadı. Ama çok kesin kararlar aldılar. Grevden tutun iş durdurma veya iş yavaşlatmaya kadar bir sürü şey yapıldı. Bizde ise şöyle bir durum var. Onun için dedim yavaş yavaş mı? Yavaş yavaş olunca nasıl olsa bu bir şekilde bağlanır gibi düşünüyor. Yani ben şimdi mesela setin içinde de bu biliyorsun 11 saat, 12 saat sonra 11 saate düştü. Çalışma sınırı getirildi set çalışanlarına. Ama o mesela çok böyle hani Türk, ilk bölümde senin söylediğin o Türk kafası vardır ya, Türk mantığı. O Türk mantığında Türk yapımcılar, evet, yapımcılar tarafından hani şey yapıldı. Ha tamam, sen sendikalı mısın? O zaman ben sendikalıyla çalışmıyorum. Dışarıda iş bekleyen bir sürü insan var. Ya da bunu böyle kabul etmezsen, sendikayla benim başıma başıma vurmaya kalkarsan, ben de çekmiyorum kardeşim o zaman. Durduruyorum. Ben çekmezsem, para yatırmazsam sen iş yapamazsın diye baskı uygulama şekline gidildi ve orada büyük bir yalpalama oldu açıkçası. Şu anda biraz önce Adnan Güler'le görüştüğümde bu sistem oturmuş. Ama şöyle bir şey var. Mesela Adnan Hoca diyor ki en azından benim setimde oturdu. Gene inisiyatife kalıyor. Yani yönetmenin inisiyatifine veya yapımcının inisiyatifine kalıyor. Çok net kararlar ve kesin kararlar alınması lazım. Belki de ya bu 170 dakika gerçekten olacak bir şey değil. Yani ben mesela bu sene hiç almadığım kadar yazar olarak ve yönetmen olarak dizi teklifi aldım ve hiçbirini kabul etmedim. Çünkü bu insani değil. 170 dakika yazmak demek, ben hep şunun örneğini veriyorum. 170 sayfaya dakikanın sayfa şeyi 170 sayfa civarıdır. 170 sayfa civarı yazman gerekir. Bir insanın en iyi bildiği şey, hani izleyicilerin anlaması için söylüyorum. Bir insanın en iyi bildiği şey, ezbere yazabileceği şey adı soyadıdır. Bir gün otursunlar 170 sayfa, adlarını soyadlarını yazsınlar. Ya bu o kadar, sadece adını soyadını yazmak bile zorken orada bir hikaye yaratıyorsun, orada bir hikaye içinde karakterler oluşturuyorsun vesaire vesaire ve bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Sadece senin yazdığında da kalmıyor bu, senarist tarafı. Oyuncu tarafına geliyorsun.
oyuncu gecesi gündüzü belli değil. Bir sosyal program yapamıyor. Çalışan oyuncular açısından bir dert. Çalışmayan oyuncular zaten dizide anlattık. Çok büyük bir dert. Benim bir çok oyuncu arkadaşım var. Seninle de öyle mesela, bu programı programlayamıyoruz. Çünkü set saati ne zaman belli değil. Olamıyor yani. Bunun yanında bir de şey var. Biraz önce senin söylediğin şey. Oyuncuların yaşadığı o savrulma. Benim bölümde anlattığım savrulma. Benim Ben Ölmeden Önce isimli o bölümde, dizide sisteme giremeyen, o çarka giremeyen bir oyuncuyu anlattım. Bir de giren oyuncular var. Biraz önce Adnan Hoca'yla da konuşurken onu söyledim. Yani şu anda tabii ki ismini söylemeyeceğim ama birçok isim sayabiliriz. Zamanında çok meşhur olan, şu anda kirasını ödeyemeyen, otobüse binemeyen, iş bulamayan ama bir yandan da insanların tanıdığı, imza aldığı sokakta yürürken çok oyuncu arkadaşım var veya büyüğümüz var. Gerçekten çok acı bir durum. Adam otobüse binemiyor, vapura binemiyor, şey yapamıyor ama bir yandan da işsiz. Meşhur. Başka bir iş de yapamıyor. Koskoca bilmem kim hani gidip de bir yerde garson olarak çalışamıyor. Böyle bir problem var. Bir de konuyu hemen toparlayıp sana atacağım pası. Yeni mezun konservatuarlardan yeni mezun arkadaşlarımız var. Bunların da menajer bulamama gibi bir derdi var. Yani diyorlar ki işte biz herhangi bir kast ajansına menajere başvurduğumuzda, piyasaya iş yapan üst kademedeki menajerlik şirketlerinden bahsediyorum, kadromuz çok dolu, alamayız diyorlar. Daha aşağıda yeni kurulanlarda zaten sisteme giremiyor. Dolayısıyla ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Bunu Bu nasıl aşılabilir? Ha, bu sadece bizim problemimiz de değil. Hepimiz biliyoruz ki Amerika'da da her yeni oyuncunun esas mesleği aslında garsonluktur. Garsonluk yaparlar vesaire kafelerde. Bunu nasıl yıkacağız bilmiyorum. En azından orada şöyle bir şey var. Orada menajerlik ve ajans ikiye ayrılmış durumda. Ajans yeni oyuncuları keşfeder, hazırlar. Menajerlikse artık hani kendi rüştünü ispat etmiş oyuncuların temsilini yapar. Bizde ajanslar aradan kalkıp hemen menajerliğe geçiyor. Evet. Dolayısıyla keşfedilmesi gereken oyuncular zor keşfediliyor. Benim bununla ilgili biraz önceki önerim tiyatroydu. Kesinlikle şu anda ben de bana soran herkese aynı şeyi söylüyorum. Çünkü söyleyebileceğim daha mantıklı bir yol yok. Görmedim, ben de bilmiyorum. Sahne eskiden dediğim yani 10-15 sene önce diyeyim. 15 sene önce en azından. Sektör henüz bu kadar büyümemişken böyle yapımcıdır, yönetmendir ya da bu işi kast ajansıdır falan. Ya tiyatroya gidip oradan birini keşfetmek falan çok nadirdi böyle şeyler. Hatta bu televizyoncular, bu sinemacılar tiyatrodan da pek hoşlanmazlardı. Hala da böyle bir şey vardır yani. Tiyatrocudan çok hoşlanmazlar. Fakat 10 yıl diyelim, bu özellikle özel tiyatroların yani devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosu dışında bir anda İstanbul'da inanılmaz bir şekilde patlayan özel tiyatroların, önce alternatif tiyatro dediğimiz ama artık şu anda ana akımı belirleyen tiyatrolar haline gelen o alternatif tiyatrolardan onlarca oyuncu çıktı. Ve şu anda yani böyle hani gözyaşı döktürecek şeyler, diyaloglara şahit oluyorum bazen. Hani iki yönetmenin bir masada böyle şey seyrettim mi ya, işte atıyorum ikinci katta bilmem ne oyununu, çok güzeldi. Öbürü yönetmen şey diyor, ya hadi canım o şey değildi yani, o öbürü asıl çok iyiydi, şunu izledim böyle ağlayacaktım neredeyse. İki yönetmen bir oyun hakkında ve bir oyuncu hakkında konuşuyor falan ve tartışıyorlar diye. Bu çok önemli bir şey. Şimdi kıymetli hale geldi. Yani yeni bir oyuncu keşfetmek, işte böyle hani bir tiyatro, hatta önce bir grubu keşfetmek, oradan bir oyuncu keşfetmek, bunlar kıymetli hale geldi. Yani kıymeti bilinir hale geldi. Ne güzel. Bu biraz çalışıyor. O yüzden bana soran oyunculara ben de mutlaka yani organik bağınızın olduğu, göbek bağınızın olduğu bir tiyatro bulun kendinize diyorum. Orada zaten bir oyuncunun hani şeyi gibidir bu, treman alanı gibidir. Yani bir dizi beklemek, televizyona ya da filme bir şey beklemek bir insanı hem ruhen çökertir hem de bedenen de çökertir. Oyuncu hani bir sporcu gibidir yani. Antrenman yapabileceği alan olmazsa körelir yani. Evet. Öyle sana uygun bir rol gelecek de işte gelir gelmez oynayacaksın da patlatacaksın da orada falan yani. Çok zor, piyango gibi şeyler bunlar. O yüzden sahne her zaman hem moral motivasyon olarak oyuncuyu ayakta tutar, işe yaradığını hisseder, işte antrenmanlı olmasını sağlar, ayrıca sektörün içinde kalmasını sağlar ve bir şey bekleme durumu, ki ruhsal olarak bu en kötü, çökertir insanı. Orada yani bir şey oynarken görünüyor olmak müthiş bir şey bence bir oyun. Evet. Ve ayrıca dediğin doğru, sistem yani menajerlik ve ajans sistemi bizde hala böyle bir ayağı sakat şekilde devam ediyor. Çünkü biz işte
oyuncular ve kamera önü kamera arkası daha yeni yeni birbirimize. Hani bu 12 saati bile iki sendika bir araya gelerek ne diyelim 8-10 yıllık zaman dilim içinde anca bir yazılı olmayan o da bak bu çok önemli. Yazılı olmayan bir kural haline getirebildik. İşte o yüzden birinin inisiyatifine kalıyor bu. Yani bir yönetmen, bir yapımcı buna okey, mental olarak okey verdiği için o 12 saat kuralı uygulanabiliyor. Çünkü yazılı olarak bir kural yok ortada. Yani bir set başladıktan 12 saat sonra durur diye yazılı bir kural yok hala. Evet. Bu prensibal olarak iki sendikanın anlaştığı bir şey olduğundan dolayı uygulanan bir şey, bir kural. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizim meselemiz devlete karşı, devletin karşısına daha doğrusu bu kurallar konusunda anlaşmış meslek birlikleri ve sendikalar olarak gitmemiz gerekiyor. Yani bunu kural olarak yazdırmamız gerekiyor. Yazdırmamız gerekiyor. Bir kanun, yasa olarak ve bu mesleğe ait. Fakat bizim hani bırak mesleğimizle ilgili bir kurallar silsilesi olmasını daha oyuncu kimdir, nedir bunun hukuksal olarak tanımı daha yeni yapıldı. Mesleğimiz atipik bir meslek olduğu için hukuksal olarak daha bazı şey kavramların karşılığı yok bir mahkemeye gittiğinde. Tanımlanmamış çünkü. Mesela bizim sendikamızın ana amacı şudur. Oyuncunun bir işçi olduğunu kabul etmek ister. Bunu savunuyor ve dolayısıyla işçi kurallarının, bir işçinin tabi olduğu kuralların haklarına sahip olmasını istiyor. O haklardan faydalanmak istiyor. Fakat tanımlanmadığı için mesleğimiz ne devlet karşısında ne de patron karşısında işçi olarak kabul edilmiyor. Bir sanat erbabı olarak görülüyor. Sanatçı deniyor. Fakat koşullar asla öyle değil. Yani o zaman şey olması gerekiyor. Pardon lafını kestim. Öyle kabul edildiği noktada vergi alınmaması gerekiyor. Sanat erbabından vergi alınmaması gerekiyor o zaman. Anlatabiliyor muyum? Gelir vergisi alıp farklı şekillerde uygulanması gerekiyor. Tabii evet. Farklı şeylerin uygulanması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Yani ona bakarsan işte bir fatura kestiriliyor oyuncuya ama işçi hakları verilmiyor. Yani sanki bir rol sipariş ediliyormuş gibi bana bu rolü çıkar ve işte ayın 17'sine kadar teslim et bana gibi sanki ben bir sipariş alıyorum. Öyle bir şey yok. Bana diyor ki bu iş için anlaşıyoruz. Bütün set günlerinde geleceksin. Şu kurallara uyacaksın. Şunların dışında hareket edemezsin. Sete gidiyorum. Çalışma saatlerim 12 saat. Yani o saatlerde başka bir şey yapamıyorum. Bilmem ne. Ya bir patronum var benim. Bir anlaşma, bir sözleşme imzalıyoruz. Fakat hukuk karşısına çıkınca işçi değilim. Değilsin sen diyor bana. Devletin karşısında. İşçi değilsin diyor. İşçi haklarından faydalanamazsın. Madem böyle o zaman başka haklar, hukuklar uygulansın diyorsun. Onların hiçbirine uyulmuyor. Yani dolayısıyla o demek istediğim, asıl demek istediğim şey şu. Yani yazılı kural, kanun koyduramayınca bunlar hep işte inisiyatife kalan şeyler oluyor. İşte setlerde işçi sağlığı ve güvenliği meselesini bizim sendikamız bu kadar gündeme getirmeseydi bugün setlerde birer ambulans, bir sağlık görevlisi olmayacaktı. Bu mesleğin mesela herkes parıltılı bir alan olarak görüyor ya, işte ne güzel hem eğleniyorlar hem para kazanıyorlar gibi görülüyoruz ya. Biz mesleğimizin tanımını yaptırdık. İşler iyice zorlaşmasın diye çok tehlikeli meslek sınıfına sokulmadı bu. Tehlikeli meslek sınıfına sokuldu biliyor musun? Mesleğimiz yani sette ve sahnede yaptığımız mesleğimiz tehlikeli iş kolu sınıfına sokuldu. Çünkü öyle aslında. Yani hatta çok tehlikeli. Aslında çok tehlikeli. Fakat çok tehlikeli sınıfına sokulunca o zaman çalışma koşulları çok zorlaşıyor. Yani her sete bambaşka iş sağlığı ve güvenliği uzmanı getirmek zorunda. İşte her sette sağlık çalışanı bulundurulmak zorunda. İşte önceden gidilip oralar tetkik edilmek zorunda. Çekim yapılacak her alan. O zaman işleri biraz baltalamak gibi de olabilir bu. Yani yeni yeni diyorum ya mesleğimizin tanımı yoktu Murat. Evet. Hukuken mesleğimizin tanımı yoktu. Tanımı yani yoktu. Bırak 12 saat konusunu. Daha yeni. Şimdi ne olursa olsun çok büyük bir sektör haline geldi ya bazı konularda mahkemelik oluyor insanlar birbirleriyle. Her konuda görüş almak için bizi arıyor mahkeme. Görüş bildirmek için. Çünkü bir bakıyor hakim. Muadili başka hiçbir davası yok. Yok. Ya da karşılaştırma yapabileceği ya da şey gösterebileceği emsal gösterebileceği hiçbir karar hiçbir daha önce alınmış hakeme karar yok. Dolayısıyla bilirkişi dönüyor meslek erbabına soruyor. Birçok yerde biz görüş bildirdik. Defalarca hala da bildiriyoruz yani. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli bir iş yapıyoruz. Evet fakat böyle ulan şunu da mı hala doğrultamadınız, düzeltemediniz, şunu bile yapamadınız mı diye sorulan bazı şeyleri bile yapamıyoruz. Çünkü
bazı küçük şeyler bir kesimin işine geliyor, bazılarına gelmiyor. Fakat ortaklaştığımız konular var. İşte onlardan biri bu 170 dakika. Yani olamaz. İmkansız. Yani zaten Türkiye'den başka hiçbir yerde yapılamaz. Bu diziyi hiç kimse çekemez. Hollywood bile çekemez, yemin ediyorum. 170 dakika. Çekemez. 5 günde. Çekemez. Çekemez. Çekemez, yazamaz. Ne öyle yazar bulabilirler, ne öyle bir yönetmen bulabilirler, ne de tamam mı, gece gelip ya da sabah eline sıcağı sıcağına senaryo çıkıp hem de dünya çapında standartında oynayacak oyuncu bulamazlar. Evet. Gerçekten. Bulamazlar, mümkün değil. Hepsi Turkish. Nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Bunu böyle olumlamak ve övmek için söylemiyorum ama işte bizim bir şekilde bunu yapabilme potansiyelimiz var. Şu anda işte biliyorsun, biliyordur bizi izleyenler de. Dünyada Amerika'dan sonra dizi pazarlayan, en büyük, en çok dizi pazarlayan ikinci ülkeyiz biz. Hindistan'ı geçtik. Hindistan'ı geçtik. Yani Hintliler bile çekemez bizim kadar çabuk ve böyle o bir anlamda da o çabuklukta ki kalitede çekemez. Yani kalite derken tırnak içinde dünyaya pazarlanabilecek kadar o standartta diyeyim en azından. Hani nitelik olarak söylemiyorum ama nicelik olarak yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Satıyor muyuz? Satıyoruz. Yani çok enteresan. Ama daha bu 170 dakikayı aşamadık, 12 saati aşamadık. Erken başlama ve oyuncuyu sağlık ya da sigortalama konularında hala da yeteri kadar bir yere gelemedik. Bunlar çok acı. Sağlık sigortası meselesi özelde de bizim en büyük sorunlarımızdan biri. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi en büyük sorunlarımızdan biri. Hala da işte bizim Yeşilçam'dan gelen haberlerde işte yüzlerce filmi olan şu oyuncu işte bilmem nerede bulundu falan, sokakta bulundu. Ya böyle şeyler yaşamamalıyız artık. Yani bu insanların sigortaları olmalı. Çünkü atipik bir meslek yapıyoruz. Bir anda işte 300 bölüm bir şey çekip bir star olabilirsin 3-5 sene. Ama sonra 8-10 sene hiçbir iş gelmeyebilir. Böyle durumlarımız var. O yüzden bu sigortalılık meselesini de çözmek zorundayız. Ve bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Çünkü kamera önü için de geçerli, kamera arkası için de geçerli, yapımcı için de geçerli bu aslında. Yani bu sigortalılık, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve telif meselesini çözmemiz gerekiyor. Yani bunun için de çabalıyoruz ama yani bunlar bizim zaten en önemli üç başlığımız, en önemli başlıklarımızdan diyeyim en azından. Gerçekten çabalıyoruz biz sendikamız olarak. Onun dışında diğer meslek birlikleri de ellerinden geleni yapmaya çalışıyor ama dediğim gibi biz bu şeyde en eskiyiz. Bizden eski sinesenler var, işte tabii ki başka sendikalar var da aktif anlamda diyeyim. Çok kısa zamanda çok önemli gelişmeler kaydetti sendikamız ve bir bilir kişi, bilir kurum haline geldi gerçekten. Bazı kuralların kanuna yazılmasında, ne bileyim bir doktrin oluşturma çalışırken bile görüş veriyor sendikamız. Yani gerçekten çok enteresan, çok önemli işler yapıyor. Sinema sendikayla birlikte, sinema televizyon sendikasıyla zaman zaman şey yapıyoruz, birlikte hareket ediyoruz. O yüzden bu işi birlikte yapacağız. Yani aslında bu çok önemli yani. İstediğim yer. Evet, birlikte yapacağımız bir şey bu. Yani kişisel olarak baş edebileceğimiz, aynı senin dizinde yani bölümünde olan arkadaşımız gibi böyle tamam şu anda çok kötü durumdayım. Dur o zaman ben sisteme gireyim. Sisteme şuradan gireyim. O zaman ben de gözümü açayım. Ben de tümü açayım falanlara giriyor işler. Anlatabiliyor muyum? Kişiliğinin dışına çıkmak, seçtiği yolun dışına çıkmak zorunda kalıyor. Öyle yapamayacaksa o zaman da açlıktan sürünüp gitmeye, ben bunu yapacağıma açlıktan ölürüm gibi bir tercih yapmak zorunda kalıyor bazıları da. Bazıları da yaparım ne olacak, yarın unutulur gider diyor. Hiçbirini ne övüyorum ne yeriyorum. İşte bu sektör aynen tam da bunu yaptırabilir, her birini yaptırabilir bir insana. O yüzden koşulları işte iyileştirmek için toplu hareket etmek zorundayız. Toplu hareket. Bu yani söyleyebileceğim benim bu kadar zaman içinde. Ve şey, toplu hareket ederken gerçekten çok fazla da sendika var. Çok fazla birlik var ve birliklerin de kendi içinde problemleri var. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu noktada gerçekten tebrik ediyorum sizi. Oyuncular sendikasını dışında tutuyorum ve birkaç tane daha sendikayı dışında tutuyorum. Ama birçok sendikada şöyle bir durum var. Oradaki arkadaşlarımız birazcık kartvizit olarak bakıyorlar olaya. Yani bir mücadele yok.
bir mücadele yapılmıyor. Dolayısıyla gerçekten aktif çalışan, oyuncular sendikası gibi aktif çalışan sendikaların bir şekilde bir araya gelip ilerlemesi gerekiyor. Ceket meselesi gibi. Yani şu anda çok geç kalmadık. Hani ceket ve düğme meselesi vardır ya, yanlış iliklenmeye başladığında evet, öyle gider. Aynen. Biz yanlış iliklemeye başladık en başta ama şimdi çok yol almamıştık. Daha çok yol almadık. Yolun çok başındayız. Yani bundan sonraki gelecek nesiller için ancak yapılabilecek evet. Önemli bir adım olacak bu birlik. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Aklına gelen bir şey var mı? Var. Tam bu söylediğin yerden aslında bir şey daha söylemiş olayım. Bizim sendik olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi ama hani duyanlara, duymayanlara, duyan duymayana söylesin gibi. Yani şey biz de çok önemsiyoruz. Yani yeni kuşağın her bir gelen sektöre, çünkü artık oyunculuk okulları da çoğaldı. Her yıl onlarca oyuncu sektöre dahil oluyor. Dolayısıyla biz de bu arkadaşlarımızı bir an önce haberdar etmek istiyoruz bazı şeylerden. İşte bizim zamanımızda bu bilgiler yoktu. Biz böyle kör gözüne daldık birçok şeye, birçok yere. Bizim yaşadığımız sorunları çoktan aşmış olan insanlar olarak sektöre kazandırmak için biz de bazen adımlar atıyoruz. Gidip okullarda işte son sınıf öğrenci, yani illa son sınıf değil de bir toplantı talep edip arkadaşlara sektördeki önce problemleri, sonra da kazanımlarımızı, edindiğimiz şeyleri anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Ve bunu çok önemsiyorum. Çünkü bizim zaten hakkımız olan şeyleri yıllar içinde dövüle dövüle, biraz yani dayakları yiye yiye, acıları çeke çeke öğren. Halbuki hakkımız olan şeyleri talep etmeyi hep lüks gibi zannettik. Biz. Yani hakkın olan bir şeyi talep etmeyi lüks zannettik. Çünkü hep öyle yansıtıldı. Hani tiyatroda rol buldun, ağlanıyor musun? Tabii ki geleceksin. Tabii ki aç kalacaksın. Tabii ki ezileceksin. Tabii ki önünü ilikleyeceksin. Tabii ki işte en önce sen geleceksin, en son sen çıkacaksın. Gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani tiyatroyu böyle kutsiye büründürüp, ki hepimiz için öyledir. Öyle öğrendik. Okey. Ama insan hakları meselesiyle ilgili, çalışma hakları meselesiyle ilgili bilinmesi gereken kişisel böyle egoları birilerinin üstüne kusmak olan şeyleri tiyatro kutsiyeti gibi görülmemesi gerektiğini arkadaşlara anlatıyoruz. Aynı şekilde setlerde de. Yani iş buldum ben, şimdi susayım, pısayım, ne derlerse yapayım, işte 8. kattan atlarım, gerekiyorsa üstüne 3 takla da atarım, bir yerin acırsa da acımaz derim, bana bir şey olmaz, ben oyuncuyum falan. Çünkü biz böyle yaptık ve karşılığında hiçbir şey de görmedik. Bunun ne kadar yanlış olduğu dışında hiçbir şey görmedik. O yüzden hakkın olan şeyi talep etmenin bir lüks olmadığını arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sen öyle davrandığın müddetçe bu sektörde bir şey kazanma, bir sonraki işte bir şey alırım gibi bir şansın asla yok. Hep beraber alacağımız kuralları uygulamamız lazım. İşte tek sıkıntımız sendika olarak bazı kurallar koyup biz bunun dışında hareket edenleri sendikaya almıyoruz ya da bunlarla çalışmıyoruz gibi bir yaptırımımız yok. Sadece işte aynen o 12 saat kuralında olduğu gibi hepimizin bildiği kuralları uygulanması üzerine bir sistem işliyor şu anda, şimdilik. O yüzden arkadaşlarımızı haberdar etmek istiyoruz, bilgilendirmek istiyoruz, güven sahibi yapmak istiyoruz onları, bilgi sahibi yapmak istiyoruz. İleride umarım bunların yazılı kuralları da olacak. Umarım. Şu anda mesela benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Bütün bu hani bir tane program yaptık, kestik, bitti işte, ya da bir kere bunu dizi, bir bölüm dizi çektik, bitti gitti şeklinde yaklaşmadan bu hakları oyunculara, yeni oyunculara, oyunculuk öğrencilerine, sinema öğrencilerine aktarabileceğimiz, ben bunun için uğraşacağım, bir belki de bir hani rica ederiz, büyüklerimiz var bizim de tiyatro sahibi olan, bir tiyatro sahnesinde meslek birliklerinin temsilcileriyle ve aşağıda seyirciler kısmında meslekten olan insanlarla çözüm bulabileceğimiz, gündem oluşturabileceğimiz bir program yapmak istiyorum. Şu anda aklıma geldi. Çünkü biraz daha ses getirmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten oyuncular, dediğin çok doğru. Özellikle oyuncular o dik duruşu göstermekte zorluk yaşıyorlar. Bir kameraman bir diziden ayrıldığı zaman o dik duruşunu gösterip ben ayrılıyorum deyip res çektiği zaman ertesi gün başka bir dizinin setine gidebiliyor. Ya da işte bir set çalışanı. Ama oyuncuda öyle bir şey yok. Sen şimdi bir bölümde bir diziden ayrıldığın zaman, tamam mı? Yani bir problem yaşandığı zaman ertesi gün başka bir dizinin setine gitmen çok zor oluyor. Çünkü yapımcı bu sefer şey tabii, diyor. Tabii. Oradaki karakter devam ediyor. Seyircinin algısı hala orada. Ben şimdi onu buraya getiremem. Tabii, tabii. Veya sen beğenmeyebiliyorsun. Senin hani hazır hissetmeyebiliyorsun. Çünkü duygularınla iş yapıyorsun. Ya da bizde
Yazı çıkma diye bir şey var ya, bundan çok korkuluyor. Yani problemli o insan işte. Yani sette sorun çıkarıyor falan gibi şeylerin dolaşmasından çok rahatsız oluyor insanlar. Dedikodu mekanizması dönüyor işte orada. Aynen. Kimse böyle bir şey olsun istemiyor yani. İstemiyor. Artı bir de biraz önce dediğin çok doğru bir şey vardı. Tam açamadık orayı. Hani biz biliyoruz ama seyircilerin de bilmesi açısından bu da bu problemle alakalı bir durum. Yapımcılar çok fazla tiyatro oyuncusu istemezler. Tiyatroyu çok sevmezler. Neden istemiyorlar? Çünkü prova saatiyle, oyun saatiyle set çakışmasın, benim işim aksamasın diye. Yani genelde bunun için istemezler. Burada da böyle bir keşmekeşe dönüyor hikaye. Yani oyuncu da diyor ki mesela bir tiyatro oyunu teklifiyle kendisine gittiğimizde, ya benim şimdi kaç görüşmem var, dizi işte etkilenmesin, o diziye girebileyim, etkilenmesin diyebiliyorlar. Burada da o dik duruşu şey yapmak zorundalar. Yani ama her şey bence sürede kilitleniyor Serdar. 170 dakika sürede kilitleniyor. Bu 170 dakikalar 50 dakikaya falan düştüğünde İnsanlık bu problemlerin çoğu aşılacak. Evet, evet. İşte ortak bir şeyle, hareketle gidip yapımcı da dahil buna. Yapımcı da dahil. Buna kanal yöneticisi de dahil. Dahil. İklam veren dahil. O kadar yani çemberi büyütmek gerekiyor. Devletin önüne böyle gitmek gerekiyor. Yoksa mutlaka bir yerden fre veriyorsun. Fre veriyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığın için, değerli ben fikirlerin için. Ben teşekkür ederim Muratçığım. Ve ben bu ben teşekkür ediyorum. Programı yap çabalayacağım. Bütün meslek birliklerinin yöneticilerini veya başkanlarını bir araya getirdiğim böyle büyük bir organizasyon yapmaya çalışacağım. Buradan bir söz alayım Oyuncular Sendikası adına. Seve seve. Siz... Ne demek yani? Katılımcı olurum. Bunun organizasyonunda da olurum gerekiyorsa yani. Yani bunun üzerine gidelim. Çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Pandora'nın kutusu. Şimdi biz meslek birliğinden arkadaşlarımızla devam ettik. Bundan sonra avukat ve psikologlarımızla da bu konuyu irdelemeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.